Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Hilal TV ekranlarına ve İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, 28 haftadır devam eden birlikteliğimiz süresince her hafta İz Bırakanlar programında yaşadığı döneme damgasını vurmuş eserleriyle, hizmetleriyle, yetiştirdikleri talebeleriyle sevenlerinin gönül dünyasında derin izler bırakmış birçok değerimizi andık ve anmaya da devam edeceğiz. Efendim bu akşam da Hakk'a yürüyüşünün 29. seneyi devriyesinde eserleri, mücadelesi, hayatı ve dava adamı kimliğiyle yaşadığı döneme ve topluma damgasını vurmuş önemli bir ismi, önemli bir mücadele adamını Ali Şeriati'yi anacağız. Hakk'a yürüyüşünün 29. seneyi devriyesinde. Programımıza Doktor Ali Şeriati ile alakalı hazırlamış olduğumuz belgeselle başlıyoruz. Sonrasında birbirinden değerli misafirlerimizle Doktor Ali Şeriati'yi farklı yönleriyle konuşacağız, anlamaya ve tanımaya çalışacağız. Ali Şeriati, 23 Kasım 1933'te Horasan eyaletine bağlı Sebzivar'ın Mezihan köyünde dünyaya gelir. Babası büyük alimlerden Muhammed Taki Şeriati'dir. İlk tahsilini babasından alır. Meşhed'de bulunan diğer alimlerden gerekli diğer dersleri alır. Erken bir yaşta Arapçayı öğrenir. Erken yaşlardan itibaren yazı yazmaya, çeviri yapmaya başlar. Lise tahsilinden sonra Meşhed Üniversitesi'ne bağlı Edebiyat Fakültesi'ne gider. Öğrenciliği sırasında değişik dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanır. Ali Şeriati daha erken yaşlarda İslami hareketin içine girer. Erken yaşlarda ulusal direniş cephesine katılır. Bu harekete karşı devlet temkinlidir ve Ali Şeriati ve babasının da bulunduğu birçok kişi tutuklanır. Ali Şeriati 8 ay hapiste kalır. Edebiyat Fakültesindeyken Sorbonne Üniversitesi'nden burs alır. Ali Şeriati, dinler tarihi ve sosyoloji alanındaki doktorasını tamamladıktan sonra İran'a dönerken Türkiye sınırında yakalanır. Birkaç ay hapis yattıktan sonra serbest bırakılır. Ali Şeriati'nin Türkiye ve İran'da gördüğü bu uygulamalar onun içini hayli acıtmıştır. Çünkü ona göre Türkiye ve İran İslam'ın 100 yıldaki merkezleridir ama modernist dünya bu iki güzide ülkeyi modernist dünyaya çekmiş ve kendi dinleri olan İslam'a düşman etmiştir. Ali Şeriati İran'a döner dönmez çalışmalarına başlar. Özellikle aydın ve genç tabakaya hitap eder. Aydınların bilinçlenmesi gerektiğini, gençlerin yetişmesi gerektiğini söyler. Hüseyin'i irşada katıldıktan sonra bu söylemleri daha da artar. Artık onunla birlikte bir İslami düşünce çığırı başlar. Söylemleri aydın kesim ve gençler arasında büyük yankılar uyandırır. Hüseyin'i irşat bir süre sonra kapatılır ve Savak Şeriati için tutuklama emri çıkarır. Ali Şeriati'yi bulamayan Savak babasını tutuklar. Ali Şeriati babasının tutuklanmasından bir ay sonra teslim olur. 1976 yılına kadar küçük bir hücrede tek başına kalır. Aynı yıl Cezayir eski Dışişleri Bakanı Abdülaziz Buteflig'in girişimleri sonucu serbest bırakılır. Ali Şeriati düşünce olarak bir çığır açmıştır. O klasik İslami düşünürler gibi davranmamış, öze dönüş çağrısında bulunmuştur. Ama bu öz geleneksel dini öz değildir. İçinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, diriliş ve ruhun, Ali ve Ebu Zer'in devrimci ruhunun bulunduğu yenilikçi bir öze dönüştür. Bu görüşlerinden dolayı Türkiye'de Şii, İran'da Sünni olarak eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Ali Şeriati'nin devrimci ruhu ve samimiyeti ona yapılan eleştirilerin önüne geçmiş ve düşüncelerini çığ gibi büyütmüştür. Özellikle İran devriminin en önemli unsuru olan gençler, onun söylemleriyle kendi yürek devrimlerini gerçekleştirmişler
ve daha sonra toplumsal devrimlerini gerçekleştirmişlerdir. Alif Şeriati, mollaları gizlendikleri izbe mekandan çıkarmaya çok uğraşmıştır. Aynı zamanda entelektüel kesimi fil dişi kulelerden indirmek için de çok uğraşmıştır ve sonuç olarak halkla iç içe, dinden uzak olmayan, dinle pozitif ilimleri birleştiren bir aydın tipini oluşturmuştur. Alif Şeriati hapisten çıkınca Fransa'ya gider ve orada kendisi misafir eden aile evlerinin en güzel odasını Alif Şeriati için hazırlar. Ancak Alif Şeriati bu odayı kabul etmez, evin kilerinde yatmak istediğini söyler. Alif Şeriati İran'da hapisten çıktıktan sonra çalışmalarına devam etmiştir. Ancak savak militanların takipleri sebebiyle sık sık ev değiştirmiş, akşamdan başlayıp sabahın erken saatlerine kadar konuşmalar yapmıştır. Zaten birkaçı istisna olmak üzere Alif Şeriati'nin kitapları bu konuşmalarının yazıya geçirilmiş halidir. Bu gizlilik Alif Şeriati'nin sinesine dokunmuştur. Çünkü o hareketli bir yapıya ve söyleyişe sahiptir. Bu takip onun bu özelliklerinden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 1977'de Ali Mezinani adına düzenlenmiş bir pasaportla İran'dan ayrılmıştır. İlk önce Belçika'ya, oradan Fransa'ya, oradan da İngiltere'ye gider. Ancak savak militanları İngiliz gizli servisiyle anlaşarak kaldığı otel odasında Doktor Ali Şeriati şehit eder. Ancak onun tertemiz kanı bir milletin kıyamıyla tekrar hayat bulacaktır. 27 Haziran 1977'de Şam'daki Hazreti Zeynep Türbesi'nin yanında toprağa verilir. Sevgili seyirciler, Hilal TV ekranlarında İz Bırakanlar programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ve bu akşam Hakk'a yürüyüşünün 29. seneyi devriyesinde, diğer bir ifadeyle şehadetinin 29. seneyi devriyesinde Doktor Ali Şeriati'yi anıyoruz. İlk stüdyo misafirim, araştırmacı yazar Kenan Çamurcu Bey. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar canım. Sağ olun. Şimdi Ali Şeriati devrim öncesi İran'ın en önemli ve etkili felsefi liderlerinden biri olarak sayılıyor. Ben sizden ilk olarak şu sorunun cevabını rica edeceğim. Ali Şeriati İran düşünce geleneği içerisinde tam olarak nereye oturuyor ve tam manasıyla İran düşünce geleneğinde Ali Şeriati'nin yeri neresidir? Şeriati İslam dünyası açısından tabii çok hareketli bir dönemin çocuğudur. Bir fikir hareketliliğinin mensubudur. Yani 50'li ve 60'lı yıllardan bahsediyoruz. 33'te doğduğuna göre işte 50'lerde henüz ilk gençlik yılları olduğunu varsayarsak daha çok 60'lı yıllarda Fransa'ya da gittikten itibaren Orta Doğu bölgesinin hareketlenmiş siyasi ve düşünce olayları içerisinde etkin rol oynamış, belirleyici rol oynamış biridir. İran açısından bakıldığında İran'da 1953'te Başbakan Musaddık'a karşı İngiltere ve Amerikalıların düzenlediği askeri darbeden sonra 79 İslam devrimine doğru geri sayımın hızlandığından belki söz edebiliriz. İşte Şeriati tam bu dönemde, yani İngiliz ve Amerikan hegemonisinin hem bir yandan baskın olduğu, İran'da baskın hale geldiği ama buna karşılık da toplumsal muhalefetin yükseldiği bir dönemde o toplumsal muhalefetin düşünce temellerini atmış büyük ölçüde. Ona bir dünya görüşü kazandırmış düşünür olarak